Terörle mücadele harekatı yurt içinde ve dışında aralıksız ve taarruz anlayışıyla devam etmektedir. Türk savaş uçakları İran kuzeyinde daha da içeriye girerek PKK'nın üstlendiği Assos bölgesine hava harekatı düzenledi. Operasyon TSK ve MIT'in ortak koordinesinde yapıldı. Keşif ve gözetleme vasıtalarıyla Assos bölgesinde bir grup PKK'lı tespit edildi. Yapılan operasyonda 5 PKK'lı etkisiz hale getirildi. Dün akşam saatlerinde MIT ile koordineli olarak Irak kuzeyi Assos bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 5 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Assos, Irak'taki Erbil, Kerkük ve Süleymaniye üçgeninde bulunuyor. Bu bölgeye ilk harekat 27 Kasım 2017 tarihinde düzenlendi. Türkiye sınırına yaklaşık 150 kilometre mesafede bulunan Assos bölgesine PKK'lılar diğer kamplarda büyük darbe yiyince yığınak yapmaya başlamıştı. Yapılan operasyonlarda 100'den fazla terörist etkisiz hale getirilmiş, 80'e yakın nokta imha edilmişti. Operasyonların diğer bir adresi İran kuzeyindeki Haftanil ve Hakurk bölgesi oldu. Bu iki bölgede de 5 PKK'lı etkisiz hale getirildi. Bakanlık operasyonların bölgede devam ettiğini duyurdu. Yurt içindeki operasyonlarda ise hedefte arananlar listesindeki PKK'lılar vardı. Van Kırsalı'na jandarma ve MIT ortak operasyon düzenledi. Terörist Mustafa Ertaş etkisiz hale getirildi. Turuncu listede aranan Ertaş, 2016 yılında bombalı saldırılarda bulunmuştu.